Depremin ilk olduğu gece buradan nöbetteydik biz. Gece 4-7 nöbetindeydim ben. 4-17'de depremi ilk hissedenlerden biriyiz. İlk olarak direkt arkadaşları uyandırarak kendimizi emniyete aldık. Olayın tabii boyutunu bilmiyorduk. Daha sonra haber ajanslarından duyduğumuzda Maraş üzerinde çok büyük bir deprem olduğunu öğrendik. İlk gün buradan AKUM ekibi hareket etti, deprem bölgesine gitti. Depremin dördüncü günü ekip olarak tekrar biz oraya Elbistan bölgesine gittik. Elbistan bölgesinde ilk olarak yaralı ve vefat edenleri, eks olanları kurtarmaya gittik. Daha sonra AFAD'ın koordinatörlerinde onların vermiş olduğu adreslerde aramalarımıza devam ettik. Enkazda arama yaparken bir binanın yan yattığını, üzerinde de kuşluk olduğunu gördük. Daha sonra içerisinde kuşların olduğunu öğrendik. Riskli bir bölgeydi ama içerisinde canlı olduğu için kurtarmak istedik. Arkadaşlarla beraber yukarıya çıktığımızda kapalı bir alanda 150'ye yakın güvercin olduğunu gördük. Kapılar kilitliydi. Kapıları kırdık. Kapıları kırdıktan sonra kuşların artık açlıktan baygınlık geçirdiğini gördük. İşte kendini toparlayabilenler uçarak başka yerlere gittiler. Biz oradan 11 tanesini yakaladık. Daha sonra sahibinden irtibata geçtik. Sahibinin ailesi tarafından can kaybı falan vardı. Üzüntüsünü dile getirdi. Biz de kuşlardan 11 tanesini aldığımızı söyledik. Ondan sonra bizlere onlar benim evlatlarım çok iyi bakmamızı söyledi. Depremzede kardeşimizin emaneti olarak itfaiyemize getirdik. Aşağı yukarı bir senedir besliyoruz. 11 taneydi, şu an sayımız 20'ye çıktı. Sahibiyle bundan 3 ay önce falan görüştüm. Ondan sonra işte kuşların nasıl olduğunu sordu. Biz de buradakilerin durumunu anlattık. Kendisi orada kalanların bir kısmını toparlayabilmiş. Çoğunluğu maalesef hava şartlarından, açlıktan ve sokak hayvanları tarafından telef edilmiş.